Karpaz Yarımadası. Yarımadanın uzunluğu yaklaşık 80 kilometre. Çıkıntı şeklindeki biçimden dolayı bazı antik yazarlar buraya Öküz Kuyruğu ve Tava Sapı ismini vermiştir. Burası Kıbrıs Adası'nın kuzeydoğusu. Burada İskele ilçesi var. Burası Karpaz Koruma Alanı. Uzunca, zor ve kötü bir yoldan sonra geldik buraya, Dipkarpaz bölgesinde. Kıbrıs'ın en önemli simgelerinden eşekler burada. Bütün arabalar yol boyu duruyor ve eşeklere bir şeyler veriyorlar. Fakat bu eşeklerin görüntüsü çok kötü. Hasta olmuşlar. Eşekler Karpaz Yarımadası'nda yabani olarak yaşarlar. 1974 yılına kadar Kıbrıs'taki ailelerin bir parçası olan eşekler bu tarihten sonra Karpaz Yarımadası'nda toplanmış. En önemli özellikleri çok güçlü olmaları. Osmanlı sarayında yük taşırken özellikle Karpaz eşekleri tercih ediliyormuş. Evet, sıra bizim arabamızda. Haydi bakalım. Geldi. Hadi bakalım, trafik sıkıştı. Hadi. Gel. Gel. Biz seni görmek için 2 saattir yolda araba kullanıyorum. Berbat yollarda. Gel buraya. Gel. Gel. Ne istiyorsun? Hı? Dur bir seveyim. Dur. Dur seveyim. Seveyim. Karpaz'ın en önemli yerlerinden biri de Altınkum Plajı. Dipkarpaz'a varmadan 8 kilometre önce. Burası da Golden Beach. Dünyanın en meşhur yerlerinden biri. Muhteşem bir kumsal var. Sahilin uzunluğu 2 kilometre. İnce ve altın sarısı kumdan oluşuyor. Burası aynı zamanda Caretta, kaplumbağalarının yumurtlama alanı. Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in buradaki dalgalardan doğduğuna inanılır. Kaç tane şemsiye var. Resmi bir tesis yok. Ama deniz birden derinleşiyor. Deniz pek keyifli değil. Görüntü muhteşem. Ama deniz pek keyifli sayılmaz. Için kutsal bir manastır. Bakar mısınız? Eşekler burada milletin arasında dolaşıyor. Ama dediğim gibi uzun ve yorucu bir yol. Bakın şu uç taraf Karpaz'ın en uç bölümü. Zafer Burnu olarak adlandırılıyor. Bu uzaktan görülen yer de Zafer Burnu. Kıbrıs Adası'nın en kuzey ucu. Yolu çok kötü ve engebeli. Burada sadece askeri bir birlik var. Burada çok büyük Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları dikkat çekiyor. Ama dediğim gibi yolunun kötü olduğunu söylediler. Buraya gelirken zaten bayağı yorucu bir yol. Oraya gitmekten vazgeçtim. Evet, burada eşeklerle birlikte bir sürü satış yeri var ve genelde bu manastır Ortodokslar için kutsal olduğundan Rumlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Hadi bakalım satış yerlerine biz de bakalım. Bu
burası yüzlerce yıldır Ortodoksların Haç yolu üzerinde önemli bir durak noktası. Manastırın ilk halinden günümüze ulaşan en önemli bölüm, milattan sonra 15. yüzyılda tarihlenen şapel yani küçük kilisedir. Evet, kiliseye giriyorum şimdi. Burası Hristiyanlar tarafından, dediğim gibi özellikle Ortodokslar tarafından aşırı şey yapıyorlar. Kutsal kabul ediliyor. Meleklerinin olması için mum yapıyorlar. Yalnız bu mumların bir özelliği var. İlginç şekillerdeki mumları yakarak dilek tutuyorlar. Örneğin çocuğu olmayan bir aile bebek şeklinde mum yakıp buraya bırakıyor. Burası da biraz önce sözünü ettiğim 15. yüzyıldan kalma kilise bölümü. Manastırın adandığı Apostolos Andreas, mucizelerin yaratıcısı, rüzgarların hakimi ve yolcuların koruyucusu olarak kabul edilir. İncil'e göre Sen Andrev, Hazreti İsa tarafından papazlığa çağrılan ilk kişidir. Bu yüzden dini ünvanı ilk çağrılan anlamında o protoklitostur. Hristiyan inanışına göre Aziz Andreas deniz yolu ile Kudüs şehrine giderken gemide su sıkıntısı yaşanır. Kendisi susuzluktan ve hastalıktan kırılan gemi mürettebatına kılavuzluk yaparak burada kayalık bir bölgeye demir attırmış ve kıyıya çıkmıştır. Tatlı su bulmanın imkansız olduğu kayalıklarda Aziz Andreas elindeki değneği bir noktaya değdirmiş ve yerden tatlı su fışkırmaya başlamıştır. Bakın burası da kilisenin kutsal olduğu ifade edilen bir tür yağ. Bu yağın ağrıyan yerlere sürüldüğünde iyi geldiği söyleniyor. Evet, bu suyu içen gemi mürettebatının tüm hastalıkları iyileşir. Hatta bir gözü kör olan kaptanın bu suyla yüzünü yıkadığında gözünü görmeye başladığı söylenmektedir. Evet, mumların yanında bir para yeri var. Oraya para bırakan insanlar mum alıp mum yakıyorlar. Her yıl dini bayramlarda Kıbrıs Rum kesiminden otobüslerle buraya yüzlerce Rum gelir. Bakın burası da biraz önce sözünü ettiğim kutsal ve şifalı olduğuna inandıkları suyun aktığı çeşme. Denize oldukça yakın, kayalık bir yerden tatlı su çıkıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bu çeşmeden akan suyun mantar, sil ve çeşitli alerjik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Rumlar çeşmeden şişeler ve bidonlarla su alıp götürüyorlar. Hemen denizin kıyısında, ilginç bir yerde. Evet, Ortodokslar için kutsal olan burası manastır. Bizim için de enteresan bir yer. Özellikle manastır yolundaki eşeklerin varlığı burayı turistik hale getiriyor. Evet, Karpaz bundan ibaret.